ve sağlık teknolojileri alanında değişen ve dönüşen insan kaynağı ihtiyacı başlıklı konuşması için Özlem Pehlivan'ı sahneye davet edeceğim. Özlem Pehlivan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki ekonomi eğitimini tamamladı ve danışmanlık kariyerine 20 sene önce Korn Ferry'de başladı. Halen Korn Ferry'de sağlık sektörü lideri ve şirket ortağı olarak çalışmakta. Yerli ve yabancı birçok şirketin tepe liderlerine liderlik ihtiyaçlarını belirlemelerinde danışmanlık hizmeti vermektedir söz sizde. Teşekkürler Ece Hanım. Nefis bir panel değil mi? Eve gider gitmez aktardan aldığım her şeyi çöpe atacağım. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Ee, ben e, sizlere uzun bir metin yazdım. Biraz okuyacağım, biraz sizlere bakmaya çalışacağım. Ee, i̇nşallah e, sizlerle bugün interaktif olmasa da yahut panel ortamında olmasa da e, biraz şey yapmak istiyorum. Yani e, bu konu hakkında e, fikir telatisinde e, bulunmak e, istiyorum. Sizi düşündürmek istiyorum. Belki şu anda e, konuşmasanız bile sizi sonrasında eve gittiğinizde düşünmek düşündürmek istiyorum. E, tabii ki öncelikle bana da bir koltuk ayırdıkları için Future of Healthcare organizasyon sahiplerine tekrar çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. E, konumuzdan bahsetti Ece Hanım. Şimdi e, aslında bir slide da hazırladım ama slide şart değil. Eğer e, kolay da değilse şart değil. Çünkü ben biraz açıklamalarını anlatmak istiyorum. E, değişen bir dünya var. Dönüşen bir dünya var. Bir yandan ekonomik ve politik dengelerin değişimi Diğer yandan teknolojinin muazzam bir hızla gelişmesiyle dünyamız büyük bir dönüşüm içinde ee, ticaretin bir sonraki slaytı alabiliriz isterseniz ya da bana bir şey verebilirsiniz <laughs> Küşte mi hat tamam şöyle Tamam. Ha çok teşekkür. Tamam. Şimdi tabii ticaret, üretim, organizasyonlar ve tabii ki yetenek yönetiminde dinamikleri artık baştan aşağı değişiyor. Dünyada da doğal olarak Türkiye'de de. Son teknoloji ürün ve hizmetlere artık çoğumuz daha uygun maliyetlerle ulaşabiliyoruz iş dünyasını kastetmiyorum yalnızca. Bireyler olarak da hayatımız teknolojinin nimetleriyle donanmış durumda. İnternet çağındayız ve her şey artık inanılmaz hızlı. Bilgiye ulaşmak mesela. Hepimiz artık e-posta kullanıyoruz değil mi? Posta kutusuna bakmıyoruz bile. Başka kıtalarda şirketlerle iş görüşmesi yapar hale geldik. Hızlı geri dönüşler alıyoruz. Yani artık hepimiz için işte sıkça değiştirdiğimiz, vazgeçemediğimiz akıllı telefonlarımız var, teknoloji hayatımızın ortasında, e, dijitalleşen toplumlar var, dijitalleşen toplumların bireyleri hayatı çok daha kolay yaşayabiliyorlar. Biz de o yolda e, Türkiye olarak ilerliyoruz adım adım. Daha hızlı olabilen şirketler var, gelişmiş ekonomiler bunlar büyük veri konusu var. Ee, yapay zeka bütün bunlardan zaten aslında bu konferans boyunca biliyorum ki bahsedildi. Çok dolayısıyla ben detayına girmeyeceğim ama e, özetle şunu söylemek isterim. Bütün bu dijital teknolojiler, otomasyon ve yapay zeka kullanımının yaygınlaşmasıyla artık birçok pozisyon elimine oluyor arkadaşlar ve yeni pozisyonlar oluşmaya başlıyor. İnsana ihtiyacın içeriği değişiyor, bu değişimin hızı götürdükleri ve getirdikleri şüphesiz ki bundan sonra da artarak devam edecek, öngörümüz bu şekilde. Bizler, yani bugünün liderleri, X jenerasyonu olarak söz konusu gelişmeleri, tüm bu bilhassa teknoloji tarafındaki gelişmeleri kastediyorum, gösterdiğimiz ekstra bir gayretle anlayabiliyoruz. Bu salonda da tabii kendimi hariç tutarak söylüyorum. Başka nesillerden, farklı nesillerden temsilciler var. Ama ağırlığın yeni jenerasyon olduğunu tahmin ediyorum. Ve sizlere hitap ediyorum yeni jenerasyona. Yani bu değişimin içine doğdunuz siz. İnovatif olmak için Büyük motivasyonunuz ve büyük bir enerjiniz var. Bununla birlikte yeni çağın potansiyel liderleri olarak bunları gerçekleştirebilecek beceri ve yetkinliklere de aslında şimdiden sahipsiniz. Bu iyi haber, biraz e, e, iyi haberle başlayayım istedim. Tabii bütün bu teknolojik değişmeler hayatımızda yenilikler getiriyor, bireysel düzlemde, ekonomik düzlemde vesaire. Tabii derken bir de pandemi oldu. İşte 2020'nin başıydı değil mi bizlerin de eve kapanması, tüm dünyanın eve kapanması. Dünya yeni yeni normale dönmeye başladı ama artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Peki pandemide neler oldu, neler değişti, neler ön plana çıkıyor? İnsan kaynağının gözüyle şöyle bir bakalım önce. Uzaktan çalışmaya ya da uzaktan eğitim almaya başladık sizler, uzaktan eğitim almaya başladınız. Uzaktan eğitim dönemi ortada değişti biliyorum ama uzaktan çalışma kısmen değişti. Hepimiz dijitalleşmenin ne demek olduğunu çok güzel anladık. Yani ben buna mecburen dijitalleştik diyorum. Toplum olarak da aslında dünya olarak da. Bunun yanı sıra tabii yaşamın değerini anladık. Kalitesini artırma, iş hayat dengesi konusu, iş tatmini ve kişisel gelişim konuları hepimiz için farklı seviyelerde de olsa daha öne çıkan konular arasında oldular. Ve sanıyorum ki birçoğumuz özellikle de yeni nesil uzaktan çalışma işini çok sevdik. Kendimi de dahil ederek söylüyorum bu arada. Bunun avantajlarını da gördük çünkü. Ve artık neredeyse ofislerimize gitmeyi tercih etmez hale geldik. Şirketler ise bu süre gelen değişimi artık pandemiyle birlikte daha net idrak edebildiler. Pandeminin böyle de bir etkisi oldu. Yani aslında pandemiden önce de değişen, dönüşen bir dünya, iş modelleri vesaire varken pandemiyle birlikte işte bu dijitalleşme, mecburi dijitalleşme digital, gibi mecburi değişimler oldu ve artık e, kaçamaz hale geldik. Dolayısıyla şöyle bir birkaç e, slide'dan bahs şey slide'da birkaç veri var ondan bahsedeceğim e, burada hani pandemi sonrası e, dönüşümle alakalı KPMG'nin güzel bir çalışması var pandemi esnasında yaptığı şöyle ki 200 sağlık sektörü CEO'su ile bu arada bütün farklı kıtalardan bütün dünyadan CEO'larla yaptığı araştırmadan birkaç veri e, detayını siz görüyorsunuz ama bence en çarpıcı olanı araştırmaya göre CEO'ların yüzde yetmişe yakını iş gücü, dijitalleşme ve hastaya bakımı ulaştırma modellerindeki değişimin ihtiyacını ihtiyacının altını çizmiş pandemiyle birlikte. Ve yine aynı araştırmada CEO'lar kendi performans kriterlerinin de önem sırasında çok büyük değişiklikler olacağını söylüyor. Hepsinin başına çok büyük bir ölçüde müşteri deneyimi koymuşlar. O kadar ki finansal performansın yani büyümenin, karlılığın bakın ne kadar da önüne geçmiş. Yani %17'si sadece key performance indicator olarak finansalları koyarken müşteri tecrübesi, müşteri deneyimi, kalite çok daha öne geçebilmiş. Bunlar çok gerçekten önemli e, faktörler e, artık hayatımızda. Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hiçbirimiz için. Sağlık sektörü içinde. Uzaktan çalışma konusuna değinmiştik. Bu çok benimsendi. Hibrit modeller giderek artıyor artık. Tamamen uzaktan çalışanların sayısı azımsanacak gibi değil. Haftanın beş günü ofise gitmeyi tercih eden kurumların orta-uzun vadede, bilhassa yeteneği çekme hususunda artık sıkıntı yaşayacağı aşikar. Bu arada uzaktan çalışma ile sadece Anadolu yakasında oturup da e, kanyondaki ofise ya da Levent'teki ofise gitmemekten bahsetmiyorum. Giderek dünyada coğrafi sınırlar artık ortadan kalkar oldu. Birazdan yetenek azlığına da geleceğiz. Bununla da tabii ki globalleşmeyle de birlikte. Ve hani iş kanunları da artık değişecek. Önümüzdeki birkaç yıllık süreç içerisinde bunlar daha da hızlanacak gelişmeler olacak. Yeteneğin mobilitesinden farklı olarak işin mobilitesi konuşmaya başlanacak. Aslında başlandı da biraz daha hız kazanacak. Yani bu ne demek? Türkiye'de otururken Amerika'dan bile çalışabileceksiniz veyahut Asya'da bir işiniz olabilecek. Bunları sıkça duyar hale geleceğiz. Kurumların kültürleri değişecek, dönüşecek. Yani bu başladı tabii ki ve değişim kaçınılmaz. Bu değişimle birlikte daha da gümbür gümbür aslında kültürel olarak nasıl bir kültürümüz olacak konusunu ya da olmalı konusunu şirketler çalışanlarıyla birlikte ve üst yönetimleriyle birlikte düşünür, daha da kafa yorar hale gelecekler. Tüm dünyada büyük çapta işten ayrılmalar yaşandı ve hatta tarihe de işte Great Resignation olarak geçti bu. Bir tanım oluştu. Artık çalışanın kariyerine dair beklentileri ve dolayısıyla işverenden de beklentileri tamamen değişiyor. Ülkemize baktığımızda ise önüne çıkan konuların başında yurt dışında kariyer olanaklarını daha çok araştıran çalışan havuzu geliyor, değil mi? Yani hepimizin aklının bir köşesinde e, yurt dışına gitsem ne kadar güzel olur, daha fazla para kazanırım, deneyimim olur vesaire olsun tabii bu arada. Ben bunlara karşıyım. Birazdan o konuya da geleceğiz. E, çok kıymetli tecrübeler onlar. Yetenek savaşları bir süre önce başlamıştı ve zaten ve uzun bir süre daha artarak devam edecek gibi görünüyor arkadaşlar. ve bütün bunlar olurken bizlerin sektörü sağlık sektörü de dönüşüyor ve hızla büyümeye de devam ediyor. Bir sürü e, trend var e, yeni sağlık teknolojilerinde ben de burada birkaçını tayip type ettim. ama sizler eminim daha iyi biliyorsunuz belki yakından da tanıyorsunuz. İşte giyilebilir teknolojiler, kişiye özel ilaç, gen terapisi, robotik cerrahi vesaire vesaire. Yani bütün bunların kullanım alanı sektörde kısa sürede hızla yaygın hale gelecek. Ve geleneksel iş yapışta gerek artan rekabet gerekse global ölçekte yaşanan sıkıntılar ile değişecek. Değişmeye de başladı tabii. Bir süredir şirketler organizasyonlarını daha çevik, hızlı, müşteri odaklı ve inovatif olabilmek için dönüştürme çabasına artık daha da hızlı girdiler. Bunların sayısı giderek artıyor arkadaşlar. Belki sektörleri Yakından tanıyorsanız şirket isimleri, işte şimdi Bayer böyle bir global yapılanmada, Roche sponsor, Bayer de öyle keza. Bütün organizasyonlarını daha çevik, daha müşteri odaklı olma yönünde baştan aşağı değiştiriyorlar. Koskoca şirketler bunlar. Tabi bu sadece ikisi sponsor oldukları için örnek olarak verdim. Ve sektördeki bu muazzam değişim, şüphesiz bir yandan yaşamımızın, insan yaşamının kalitesini artırırken diğer yandan da yeni dünyanın temel sorunsalını gündeme getiriyor. Acaba bütün bu teknolojiler hayatımıza girerken dönüşen iş modelleri ve oluşan yeni roller için yetişkin insan kaynağını yeterli ölçüde temini mümkün mü? Ve tabii ki Teknoloji değişirken sadece sektörleri, şirketleri değil bizleri, insan kaynağını da dönüştürüyor. Hem fiziksel, hem nesilsel, hem de kültürel olarak. Artık tüm dünyanın daha iyi bildiği bir gerçek var ki, yetenek dediğimiz şey ya da insan kaynağı, ben onları switch ederek kullanıyorum sektör bağımsız rekabet avantajı yaratacak kapitalin en başında geliyor sermayenin en başında geliyor yani farkı yaratan insan Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün iş gücü verilerine baktığımızda ki bunlar public bilgiler her boş kadrodan biri sağlık sektöründenmiş arkadaşlar Otoritelerin öngörüsü ise e, bunlar da var keza projeksiyon şeklinde. Önümüzdeki 10 sene boyunca açığa çıkan insan kaynağı talebinin neredeyse yarısının sağlık sektöründen geleceği yönünde. Bu muazzam büyük bir artış demek. Tabii büyümeyle de e, bu artışın e, oranı yükseliyor. Sadece teknolojik gelişmeler vesaire değil. E, nitekim konuşacağız. E, teknolojik gelişmelerle bazı rollerde elimine oluyor aslında yeni roller gelirken. E, tüm tabii ülkemizde de bu arada halen bu değişimlerde dünyayı geriden takip ediyoruz. İşte bir daha geç robot aldık mesela. Daha az otomize olmuş durumdayız ama değişecek. Eee Ülkemizde de benzer şekilde aslında sektörde çalışan ihtiyacı büyük oranda artacak. Tüm bu gerçekler e, ve dahası da aslında şu önemli soruları gündemimize oturtuyor. Çalışanlar, sizler, bizler yeni dünyada hangi donanım ve özelliklere sahip olmalıyız? Organizasyonlar bu yetenek açığını kapatma konusunda ne kadar hazırlıklılar ve neler yapıyorlar? Yetenek yönetimi alanındaki süreçler söz konusu büyük açığı kapatmak amacıyla yeterli mi? Nasıl değişmeli? Ve lider yetiştirme konularında neyi daha farklı yapmalıyız? Yeni liderler nasıl olmalı? Gibi bir sürü soru e, ön plana çıkıyor. Bunların tek bir cevabı yok arkadaşlar. Ee, teknoloji o kadar hızla, büyük bir hızla ilerliyor ki biraz el yordamıyla aslında hepimiz de bir şeyleri anlamaya e, gayret gösteriyoruz. Dediğim gibi bizler biraz daha gayret gösteren taraftayız. E, halen de e, yönetim tarafındayız ama bunlar değişecek tabii zaman içerisinde. Hepimizin bildiği gibi Ülkemizde, şimdi ben birkaç e, slaytlar konusunda biraz tembellik yaptım ama anlatmış oldum e, sektörün de e, değişim içerdiğini. Birkaç discussion point var, e, onlardan bahsedeceğim. Bir tanesi beyin göçü konusu ki e, bence çok kritik bir konu, ülkemizin kanayan yarası. E, sağlık sektöründe yetişen, yeni mezun ve yetişmiş her seviyeden yetkin ve zengin insan kaynağı mevcut aslında yani bunu hepimiz galiba kabul edebiliriz diye düşünüyorum sizler de işinizdekilerin bazıları bu alanlarda okuyorsunuzdur diye tahmin ediyorum gelişmiş ekonomilerin sağlık sektörlerine baktığımızda birçok türkünde hem akademi hem özel sektörde başarılı işler yapmakta olduğunu görüyoruz doktorlar hemşireler eczacılar, mühendisler, kimyagerler, biyologlar ve hatta idari bilimler, işte iletişim mezunu, başarılı sektör çalışanları bilhassa içinde bulunduğumuz zor ekonomik koşullardan uzaklaşmak üzere fırsat oluştuğunda gitmeyi tercih ediyorlar. Bugünkü durum bu. Gidenlerin sayısı da maalesef her geçen gün artıyor. Şunu söylemek isterim, yurt dışında yaşamak ve çalışmak, Uzaktan göremediğimiz büyük bir değişim. İnsanı konfor alanından tamamen uzaklaştıran, e, muazzam geliştiren de bir süreç. Ben de bizzat yaşadım. Bundan dolayı tabii ki buna karşı değilim. Değişen dünyada yapmak istediklerini yapabilmeleri için daha kolay fırsat yakalayan kişilerin bu kararı vermeleri bana çok anlaşılır geliyor. Ancak görünen o ki, Önümüzdeki dönemde artması beklenen sektörün insan kaynağı ihtiyacını kapatmak çok da kolay olmayacak gibi. Hepimize şu soruyu soruyorum. Acaba bu göç hareketini bir noktada tersine çevirmek mümkün mü? Ben mümkün görüyorum. Daha bir sene önce hepimiz iki Türk bilim insanını Yakından tanıma fırsatı bulduk. Çok konuşuldu isimleri. Özlem Türeci ve Uğur Şahin eşler ve aynı zamanda meslektaşlar. Fazla söze gerek yok. Hepimiz galiba biliyoruz Biontech kurucularını. Neden bilim adamlarımız burada yeni ve yaratıcı ürünleri geliştiremesin diye bir soru soruyorum. Bilhassa akademisyen... Bilim insanı olmak isteyen çalışanlarımızın burada kalıp mesleklerini layıkıyla yapabildikleri, yenilikleri ülkemizden üretebildiğimiz ve dünyaya ihraç edebildiğimiz bir ortam yaratabilirsek eğer sektörün de ülkemizin de vizyonunun orta ve uzun vadede muazzam değişeceğine yürekten inanıyorum. Tabi bu benim ve bu salondaki herkesin inanması kadar paydaşların üzerine düşen belli başlı çalışmaları da şimdiden başlatmasının gerekli olduğunu da vurgulamak isterim. Yani keşke inanmakla olsa maalesef o kadar kolay değil ama yine de mümkün görüyorum. Size kendim bizzat gördüğüm, araştırdığım, içinde yaşarken de e, farklılığı görüp yaşadığım bir ülke örneği vermek isterim. Aynı işi yaptım. Danimarka'da çalıştım. Kopenhag'da. Bir executive search consultant olarak doldurduğum pozisyonların büyük çoğunluğu yeni yatırımlar için aranan liderlik pozisyonlarıydı arkadaşlar. Türkiye'de uzun zamandır ve yani bu işi ben 20 küsur senedir yapıyorum. O zamandan bu zamana durum maalesef e, olumlu değişmedi. Halen de yapa geldiğimizin e, aksine yeni alanlarda yani teknik veya ticari yeni açılan pozisyonlardan bahsediyorum. Farklı coğrafyalardan liderler aradık. Amerika'dan da aradık, Avrupa'dan da aradık. Bazen e, Asya'dan da aradık ve de Ali Marka'ya getirdik. Ve bunlar Dan değildi, Danimarkalı değildi. Farklı e, milletlerdendi. Türkü de vardı, Çinlisi de vardı, işte Almanı da vardı, Amerikası da vardı. Peki bu ülkede farklı olan neydi? Bu sorunun kısa cevabı şu. Yani benim kendime özetlediğim cevabı bu. Muazzam bir değişen dünyanın parçası olma çabası arkadaşlar. Yani geriden takip etmek değil de yan yana olmaktan bahsediyorum. Sadece 5 milyon ve ağırlığı yaşlanmış nüfusa sahip bir ülkenin tüm dünyadan her seviyede insan kaynağını çekmek için devlet, özel sektör ve akademinin işbirliği içinde büyük teşvikler yapmakta olduklarını gördüm. Eğer bizler de çözüme odaklanır, bundan 20-30 sene sonrası için doğru adımları atabilirsek, doğru akademik ortamı yaratabilirsek, doğru teşvikleri yapabilirsek, o zaman ülke ekonomisini de daha az kırılgan hale getirebilir, sürdürülebilir büyümeyi sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Sonuç olarak biz bu gidişleri pekala tersine döndürebiliriz. Şüphesiz ki tüm bu değişim ve beraberinde doğacak ihtiyacın en doğru şekilde karşılanması ise tek bir grubun çabasıyla olamayacak kadar kapsamlı ve karmaşık arkadaşlar. Az önce de söyledim. Tüm paydaşların, çalışanların ihtiyaç ve motivasyonlarını daha iyi anlayabilmesi çalışanı geliştirebilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yetiştirebilmeleri artık daha kritik bir konu haline dönüşüyor. Burada tüm paydaşların entegre olup birbirlerini süreçlerinde desteklemesinin diğer önemli bir konu olduğunu da düşünüyorum. Kamu, özel sektör ve üniversitelerin işbirlikleri bilhassa yeni olanı geliştirmek ve üretmekle ilgili çok 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 önemli. Bu sayede bu büyük değişimde bizim de Türkiye olarak başarılı olmamız ve sahip olduğumuz potansiyelimizi gerçekleştirmemiz mümkün olacaktır. Gelecekte ihtiyaç duyulacak insan kaynağını şimdiden yetiştirmekle ilgili her seviyedeki eğitim kurumunun da şimdiden sektördeki trendleri öngörerek burada konuştuklarımız ya da konuşmadıklarımız ve globaldeki süreçleri yakından takip ederek dönüşme çabasına sarf etmesinin de diğer bir önemli konu olduğunu düşünüyorum. Kamu kurumlarının yaklaşımına bakıldığında ise Bilhassa sektör yatırımları ve çalışanlara yönelik teşviklerin artık daha global bir perspektif ile düzenlenmesi gerekecek gibi görünüyor. Biraz geride kaldık maalesef. E, yap, yapılanlar var, güzel şeyler de yapılıyor ama biraz daha global bir perspektif e, gerek e, diye düşünüyorum. E, özel sektör tabii ki diğer bir önemli paydaş. Belki rekabetin en çok içinde olan paydaş, organizasyonların yetenek yönetim süreçlerini de değiştiriyorlar artık. Çok daha farklı konular ön plana çıkıyor. İşte yeteneği kazandırma, yeteneği tutma, ücretlendirme, yan menfaatler konularında. Bunların detayını şimdi girmeyeceğim. Ama gerçekten çalışanı tutmakla alakalı özel sektörün çok çabaladığını, zaman zaman eski yöntemlerle de olsa bu farkındalıkla değiştirmeye çalıştıklarını bizzat onlarla çalışan bir iş ortağı olarak biliyorum. Tüm bu zorluklara rağmen hasta ve insan odaklı öne çıkan sağlık sektörü oyuncularının ilerleyen dönemlerde doğru yeteneği çekebilmek ve tutabilmek adına her daim çok önemli bir anahtarları olduğunu düşünüyorum. Bugün yenilikçi ve insan odaklı olmak, yakın dönemde rekabette ileride olabilmiş tüm şirketlerin öne çıkan iki ortak kültürel öğesi. Ne dedik? İnsan odaklı olmak ve inovatif olmak. Sektör bağımsız bu. Yani bizim konuştuğumuz sağlık sektörü içinde geçerli, teknolojinin kendisi içinde geçerli veya o teknolojiyi kullan artık kullanmayan zaten kaybediyor, daha geleneksel kalıyor ama teknolojiyi kullanarak işini dönüştürebilmiş, iş modelinde müşteriye yönelik değer katabilmiş bir sürü kurum var. Bambaşka yerlere getirdiler işlerini de. Ülkemizin de bundan 20 sene sonra medeni ülkelerden biri olması için bu iki konuyu önceliklendirmesini çok kritik buluyorum. Yani insan emeğinin değerli olduğunu içselleştirerek iş yapan ve yeni teknolojileri hayata geçirebilen, buradan dünyaya ihraç edebilen bir Türkiye. Ben bunu hayal ediyorum. Hep birlikte hayal edelim. Olacak inşallah. Ve kolay olmadığını da, hatta imkansız olduğunu düşüne, düşünüyor olabilir aranızdan bazılarınız. Biliyorum, kabul ediyorum. Lakin Birçok zorluk var. üstesinden gelmemiz gereken ama bir şeyi de çok hatta Albert Einstein'in çok sevdiğim bir sözü var. Onu söylemek istiyorum. Fırsatlar zorlukların tam da ortasındadır arkadaşlar. Yani bir sürü zorluk var ama zorluklara rağmen Danimarka örneğini verdim. Bundan 60 sene önce soğuk savaş döneminde o kadar fakirlermiş ki hiçbiriniz belki bunu bilmiyorsunuz. Ben de inanamadım şimdi dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi yani bu fırsatları bu zorlukların içerisinde de pekala bulabiliriz diye düşünüyorum peki biraz da sizlere naçizane tavsiyeler vermek veyahut düşündüklerimi tecrübelerimi biraz sizinle paylaşmak istiyorum öngörülerimle karıştırarak Sizler bir kısmınız belki çalışıyorsunuz, bir kısmınız yeni mezun olacaksınız veyahut okuyorsunuz. Kariyerlerinizi şekillendirirken nelere daha fazla odaklanmalısınız ya da odaklanabilirsiniz? Tüm bu dönüşümler bağlamında iki önemli konunun galiba herkes de altını çiziyor, ben de çizmek isterim. Sosyal becerileri, kuvvetli çalışanlar ve veya Teknoloji guruları, ikisi olursa şahane olur, ee, ikisi birden olursa. Bilhassa teknolojideki gelişmeleri takip eden, anlayabilen, uygulayabilen insan kaynağının ihtiyacı yakın dönemde çok daha artacak. Sosyal becerilerinizi, iletişim becerilerinizi ve dil becerilerinizi geliştirin arkadaşlar. Bir dil, bir dil. İki dil öğrenmeniz sizin için çok daha büyük bir değer. Sizler ve birlikte çalıştığınız insanlar için de. Her seviyede insanlarla iletişiminizde yapıcı ve nazik olun lütfen. Biraz buna atlıyoruz. Toplum olarak da çok zorluklarla boğuşuyoruz ama bunun kıymeti çok büyük. Kimse hiçbir işi yalnız başına yapmıyor. Takımlar yapıyor işleri. Bu her seviye için geçerli. Birbirimize nazik yapıcı yaklaştığımızda inanın işler daha güzel sonuçlanıyor çözümler daha kolay bulunuyor ee, Tabii ki akademik ya da kurumsal kariyerinizi Türkiye'de veya dünyanın başka bir yerinde yapıyor olabilirsiniz yapmak isteyebilirsiniz nerede olursanız olun farklı kültürden insanlarla ve profesyonellerle sosyalleşmeye gayret gösterin vizyonunuzu, ufkunuzu genişletin. Nerede olursanız olun, global bir perspektifle işinizi ele alabilin. Giderek tecrübe, göreli olarak daha az aranılan bir özellik haline dönüşüyor. Yani işe alım süreçlerinde şirketler giderek daha fazla motivasyonlarınızı, yani o işle niye ilgilendiğinizi Veyahut o işe ne katabileceğinizi ve becerilerinizi önce, önceliklendirmeye başladılar. Çünkü bu değişen dünyada zaten tecrübesi olan değişen bir konuyla ilgili tecrübe sahibi olan kişiler neredeyse yok denecek kadar az olacak. Dolayısıyla e, rekabet ederken de sizler kendi işinizde becerilerinizi ve motivasyonlarınızı parlatarak daha rekabette önde olabilme fırsatını yaratabilirsiniz kendiniz için. Değişme adaptasyonu yüksek, yenilikçi yaklaşıma sahip, bilgiye ulaşma becerisi olan, çözüm odaklı iyi takım oyuncuları arıyorlar artık. Bir diğer önemli konu, tüm değişimler farklı bakış açılarına ve eylem biçimlerine karşı açık ve esnek olmayı da giderek daha önemli hale getiriyor. Bu yolculukta herkes önde koşacak değil arkadaşlar. Bize hep öğretildiğinin aksine kariyer tek yönlü bir zirveye tırmanmak demek değil. Bir yol, bir yolculuk. Çok teknik bir rolde de kariyerinizi geliştirmeyi, farklılaştırmayı Hatta zirveyi dahi hedefleyebilirsiniz. Diyeceğim o ki CEO olamayacağım diye üzülmeyin hayatınızın bir noktasında. Kariyer uzun bir yolculuk, virajlı. Kimisi için daha çok, kimisi için daha düz. İlk olarak biraz sabırlı olun. Naçizane tavsiyelerim tabii ki bunlar. E, bu yolculuğun başında ya da ortasında olabilir, mutlaka kendinizi tanımaya odaklanarak ilerleyin. Güçlü yönlerinizi ve yapmak istedikleriniz için gelişime açık yönlerinizi, hangi yönlerinizi geliştirmelisinizi tespit edin. Bu konuda destek alabilirsiniz, şirketlerinizden talep edebilirsiniz veyahut çalışmıyorsanız da Farklı bir takım şirketler, danışmanlık şirketlerinden de hizmet alabilirsiniz. E, feedback alın, geri bildirim alın. E, muhakkak ki etrafınızdan, aklına fikrine güvendiğiniz kişiler olabilir bunlar. Yöneticiniz olabilir. Bunlar çok gerçekten önemli, e, altını çizmek istediğim. Çünkü böylelikle gelişmek, geliştirmek daha kolay olur. Öğrenmeye açık olun ve Hatalarınızdan da öğrenmeye gayret gösterin. Çok çalışın. Bu değişim ile gelecekteki liderlerin sahip olması gereken birçok özellik de değişecek aslında. O konulara girmiyoruz. Onlar çok daha detaylı konular ama e, muhakkak ki öyle olacak. Ama kanımca çok çalışma özellikleri hiçbir zaman değişmeyecek. Bilinenin aksine en çok çalışanlar en tepedekiler arkadaşlar. Bazen yolda yorulup dinlenmemiz gerekebiliyor. Yol uzun dedik. Bazen iki adım ileri gitmek için bir adım geri gitmekte gerekebiliyor. Bunu da bir düşünün. Olur mu? Hep öne gitmek istiyoruz. Hep ileri hareket et, hep daha çok para kazanmak. Hayır öyle değil. İnanın bazen bir adım geri gitmek sizi iki ya da üç adım ileri götürebilecek bir hareket olabiliyor. Tavsiyeler alın, güvendiğiniz kişilerden. Bir gün özlem dediydi dersiniz, olur mu? Lütfen deyin. Çok yönlü olun. Farklı işler yapabilme motivasyonu. Büyük bir artı. Zaten yeni nesil hep çok yönlü değil mi? Öyle de yetiştirildiniz. Ebeveynleriniz, okullarınızda da ne, ne güzel, ne şanslısınız. Hobilerinize mutlaka vakit ayırın. Ayırabildiğiniz kadar ama ayırın. Çalışırken de ayırın. İşte spor yapıyorsanız e, ve hatta lisanslı sporcuysanız onu ihmal etmemeye çalışın. Vakit yok diye... Vakit yaratın arkadaşlar hobilerinize veyahut aktivitelerinize. Ve kendi değerlerinizi bilin. Onlara sahip çıkın. Değerlerinizle örtüşen organizasyonlarda yer almaya çalışın. Bu çok önemli. Çünkü bir insan 10 şirketteki işi yapabilir ama on şirketin kültürüne uygun değildir. Tam tersi de geçerli. Dolayısıyla kendi değerlerinizi bilip onlara sahip çıkın, onları araştırın ve uygun olduğunu düşündüğünüz şirketlerde de kariyerinizi devam ettirebilirsiniz uzun soluklu olarak. Son olarak bir amacınız olsun arkadaşlar. Purpose'dan bahsediyorum. Bu dönemin çok havalı kelimesi ama çok kıymetli gerçekten de. Bu eksende yapmayı istediğiniz işlere odaklanın lütfen. Yani yaptığınız işi sevin demiyorum. Yapmayı istediğiniz işe odaklanın ve amacınızla birlikte hareket edin. Etrafınıza da o ışığı zaten enerjinizi muhakkak ki yansıtacaksınız. Bir de son olarak size bir sır vereceğim. İşte bütün bu değişimlerden bahsettik. Şirketler değişiyor, insanlar değişiyor, kültürler değişiyor vesaire. Yani birinin birine adapte olması gerekiyor değil mi? Bu adapte olması gereken sizlerden ziyade bizlerin sorunsalı arkadaşlar. Çünkü sizler geleceğin liderlerisiniz ve güç artık sizde. Bunu da muhakkak ki düşünün. Talep edin diye söylüyorum, gelişiminiz için de talep edin, farklılaştırmak için de talep edin, fikirlerinizi masaya koymak için de e, talep etmekten çekinmeyin. E, farklı bir kültürsünüz, farklı bir jenerasyonsunuz, yolunuz açık olsun. Benim söyleyeceklerim bu kadar Ece Hanım, mikrofonu size vereyim mi? Evet lütfen çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel bilgiler için hem işveren tarafında hem e, yeni mezunlar, insan kaynağı açısından çok teşekkürler Özlem Hanım.